Şimdi bir miktar yumurtaya geçelim istiyorum. Yumurtanın tazeliği, sarısının renginden anlaşılır mı sorusuyla başlayalım Ebru Hocam. Bu klasik hurafelerden, yani hem kabuğunun rengi hem işte yumurtanın sarısının rengine göre bazı yorumlar yapılır. Ama aslına bakarsanız bu tavuğun ırkı, cinsi, beslenme şekli, hangi dönemde beslendiği ile ilgili şeylerle değişir aslına bakarsanız. Evet. Dolayısıyla kalite göstergesi olarak yumurtanın sarısının rengini söylemek doğru olmaz. Evet. Peki bir de bir su bardağı su alalım. Bir de burada bir fenerimiz var değil mi? Ben önce bir... Allah nasıl kırdım ya. Şöyle bir yumurtalarımızı kıralım. Bir renklerine bakalım. Zaten farklı mı değil mi diye. İkisi arasında da zaten çok bir fark olacağını düşünmüyoruz. Yumurtanın sarısıyla alakalı, tazeliğinin anlaşılıp anlaşılmamasıyla alakalı bir şey anladığımız kadarıyla yok hocam. Orada mi? Yok ama biraz önce bahsettiğiniz başka tiyolarımız var tabii bu konuda. Şimdi neymiş o tiyoları sizden dinleyelim. Şimdi yumurta zamanla içerisindeki hava alışverişi artar ve içindeki boşluk artmaya başlar. Öyle. Yani bir su bardağını o yüzden isteriz. Bir suyun içine yumurtayı attığınızda eğer dibe çekiyorsa daha taze olduğunu göstermesidir. Evet. İçindeki hava miktarı arttıkça yumurta yukarı doğru çıkar. Bu da zamanla bayatlamaya başladığını bir göstergesi. Zamanla artık bunu bir yapabilir miyiz hocam? Gösterelim izleyenlerimize. Bir evet, de şey derlerdi. O da doğru mu? Doğru. Oh, tak diye battı. Demek ki tazeymiş. Bu taze diyebiliriz. Evet. Taze diyebiliriz. Bir de zannedersem şöyle bir çalkalama yöntemi var. Şimdi ona bakalım. Hepsi aynı şey zaten. Yani hava boşluğu diyoruz ya. Hava boşluğu oluşursa içerisindeki böyle salladığınızda bir ses gelebilir. Dolayısıyla o da bir gösterge. Fener testi dediğimiz şeyde feneri ona yakıp bakalım. Yani tuttuğumuz zaman bu nereden yanıyor bilmiyorum arkadan ama. Arkadan basıyorlar dediler. Şöyle bir şey varmış. Çıt diye arkadan basılmış. Aynen. Bir şey yanıyormuş. Evet. Böyle tuttuğunuzda aslında şöyle ışığa doğru tuttuğunuzda bir boşluk olursa yine karanlık bir ortamda bunu görme şansınız olabilir. Bu böyle hafif olabilir. Bir şeffaflaşıyor değil mi? Şeyi, karanlık bir ortamda baktığımızda. Hepsi aslında aynı prensip. Yani yukarısında bir boşluk oluşturmasıyla ilgili tabii. Bir şey. Evet. Siz çok doğru söylüyorsunuz da artık günümüzde inanın bu aşamaya gelmiyoruz. Beni düşünsenize çünkü, evde ben böyle yumurtalarım. Evet yani böyle dedektif gibi bunların peşine düşelim şeklinde. Günümüzde şöyle oluyor. Eskiden bu yumurtalar folluklardan çiftçi tarafından toplanırdı. Muhtemelen de adam arada bir tanesini unuttuğu olabilirdi değil mi? Zamanın içerisinde. Sonraki arayışında bir ay sonra o yumurtayı bulursa eğer tabii o yumurtanın durumu farklı. Dolayısıyla bizim bayatlık açısından tamamen farklı bir kavram. Karşılaşma riskimiz vardı haklı. Ama o zaman da yumurta çok pahalıydı. Evet. Yani bir eve 6 tane yumurta aldığınız zaman falan bayağı bir şeydi. Şimdi öyle değil. Tabii. Şimdi son dönemde biraz bu rakamların oynaması nedeniyle biraz pahalandı. Ama üretim koşulları nedeniyle bunun rakamları çok iyi. Ve bunun böyle bayat olarak piyasaya gelmesi ihtimali. Bakın orada yumurtacıları o açıdan hiçbir şey söyleyemem. Tamamen imkan evet. Dışı. Mümkünatı yok bayat tabii, olarak yani gelmesi. Ha, konu zaten markette evde ben baktınız. Yumurtayı unutmuşum mesela ben. Kaldı, 1,5 aydır evde buzdolabı. Mesela. Bir köşede kaldı. Kalırsa sorun çıkabiliyor. Tavayı attırtıyor zaten. Yani yağı kızartmışım. Kırıverdim yumurtayı. Ya Rabbim bir kokudur. O olduğu gibi taba atığı hiç temizlemeye girişmiyorsunuz. Anneciğim o sırada rahatsızlanmış. Yumurtanı buzdolabından değil çıkartmış rafa koymuş. Ben de evde yumurta var diye onu kırmışım. Ve ne olmuş? Kokuşmanın düzeyini görebiliyorsunuz. Ama normal koşullarda 1,5 ay buzdolabında raf ömrü falan gayet rahat oluyor. Gayet rahat. Gayet rahat da diyebiliyoruz. Gayet rahat oluyor. Tabii, ama taze almış olacaksınız. Ve aldığınızda da zaten ambalajlı ürün alıyoruz. Yani yumurtanın böyle hani köy ortamında oradan buradan getirdiler falan. Yani çok biliyorsanız alın. Evet. Bayat olmaz ama içerik olarak da hani üstünü böyle lekeleyen, bilmem ne yapan, doğalmış gibi tamam, gösteren. Onlar bini bir paradır. Evet, onlardan çok fazla. Yani çok karşılaşıyoruz tabii. Üzerine biraz bir pislik sürüp yanında birkaç parça samanla sanki çok daha iyiymiş gibi bir izlenim yaratılmaya çalışılabiliyor. Şuradan aldım getirdim hemen. İşte öyle tabii. Değil. O yüzden hocamın dediği gibi paketli olanı alacağız. İşte buzdolabında da kendi yerine koyuyorsak bir son tüketim tarihini bir yere not etmekte fayda var. Hani onu unutup da diğerleriyle sonradan aldıklarımıza karıştırıp bırakmamak lazım. Hepsini yazıyorlar artık basıyorlar. Yani evet. Şu numaralandırma. Yeterli evet. Olabiliyor. Şimdi marketten veya işte aldığınız yerden alırken kahverengi mi alsam acaba beyaz mı alsam diye arasında bir fark var mı diye düşünüyorsanız haberimiz sizin için geliyor. Başlangıçta her yumurtanın rengi beyazdır. Renklenmesi yumurtanın tavuğun yumurtlama kanalındaki 26 saatlik yolculuğun sonlarına doğru olur. Yumurtaya kahverengini veren pigmentler yumurtanın oluşumundan sonra eklendiği için kabuğun sadece dış yüzeyi renkli oluyor. Yani anladığımız kadarıyla içeriğinde veya işte öncesi sonrası tarihi veya bayatlığı tazeliğiyle alakalı organikliğiyle veya gezen tavuğun yumurtası hiçbir alakası yok aslında diyebiliyoruz değil mi? Kesinlikle gayet doğru.
doğru tamamen cinsiyle, beslenmesiyle ilgili. Hatta yani mavi yumurtalar da vardır. Mavi yumurta da var, doğru. Ve de bu da doğal, organik, bunlarla ilgili bir gösterge değil. Değil. Peki, küflü gıdalara geçebiliriz. Hocam, bu arada çok çok teşekkür ediyoruz size. Efendim ben teşekkür ederim. Yayınımıza kattığınız kıymetli bilgileriniz için. Yavuz hocamı uğurluyorum ve bir alkış rica ediyorum. Hocam tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ebru hocamla, gıda mühendisi Ebru hocamla hemen devam etmek istiyorum. Küflü gıdalardan ne kadar çekinmeliyiz ya da hangilerinden çekinmeliyiz? Çok çekinmeliyiz öncelikle. Çok çekinmeliyiz. Yani evet, bizim en çok yapılan hatalardan biri nedir? Salçada küf vardır. Şurada mesela. Şurada salçamız var. Evet. Salçanın tabii saklama koşullarında üst tarafında genelde dolapta unuturuz veya doğru kaplamayız. Üstünde bir salçada küf oluşur. Genelde yapılan hata da küfünü sıyırayım, altındakini yiyeyim. Veya küflü bir ekmekte küflü parçayı kopartalım ve geri kalanını yiyelim gibi yaklaşımlar vardır. Bunlar kesinlikle yapılmaması gereken şeyler. Şöyle, özür diliyorum. Yani şu anda tabii ki bu ciddi aşırı küflenmiş ama ufak bir küf gördüğümüz zaman bile diğer yerleri tamamen sağlam olduğunu varsayıp gördüğümüzde alıp tüketmemiz yanlış mı? Ben şöyle tarif edeyim size. Hindiba diye bir çiçek vardır. Evet, hani baharda. Evet, hani üflersiniz üzerindeki beyazlar uçuşur. Ha evet, evet. Şimdi küfü ona benzetebilirsiniz. Dışarıda gördüğünüz yapı en üst tarafıdır. Ama orada bir küf oluştuysa aşağı doğru ipliksi yapılar gıdanın içerisine doğru ilerlemiş olabilir. Bu yüzden biz yumuşak gıdalarda, işte ekmek gibi, beyaz peynir gibi, salça gibi yumuşak gıdalarda üstte bir parça görseniz bile bunun içerisine küfün ilerleme ihtimali olduğu için kesinlikle onu atmak gerektiğini söyleriz. O zaman şunları tek tek konuşalım mı? Mesela küften arındırıp kullanabileceğimiz de bazı yiyecekler varmış. Ebru hocam tam buna katılmayacak bir an, sizin söylediklerinizden bunu anlıyorum ama yine de şöyle tek tek bakalım mı? Mesela sert meyve ve sebzeler, elma, dolmalık biber, mesela havuç. Zaten bunların çok sıklıkla küflendiğini görmeyiz ama eğer böyle bir şey görürsek... Tam onu söyleyecektim. Zaten o yüzden yumuşak gıdalar diye altını çizdim. Hı hı. Şimdi yumuşak gıdalarda bunu atacağız, vedalaşacağız. Yapacak bir şey yok maalesef. Anladım. Ama sert gıdalarda o ipliksi yapılar çok narin olduğu için o gıdanın içerisine doğru çok fazla ilerleyemez. Hı. O yüzden sizin de tam söylediğiniz gibi işte sert yapıdaki bir gıda, bir elma olsun veya sert eski yıllanmış bir peynir olsun. Evet. Onların küfün etrafından 2,5 santimetreyi de alacak şekilde küflü tarafını kopartırsak geri tarafını kullanabiliriz. Evet, parmesan peyniri gibi küfün işlemesinin çok zor evet. olduğu, gorgonzola gibi peynirlerde 2,5 santim olarak devam edebiliriz. Yine sert salam ve kurutulmuş köy jambonları aynı içinde evet. aslında geçerli diyebiliyoruz. Önemli bilgi, yiyeceklerden küfü çıkarırken 2,5 santim civarında daha içten kesip kestiğiniz bıçağın küfle temasını mümkün olduğu kadar engellememiz gerekiyor. Aslında şimdi küf olayı dolayısıyla biz bunları söylüyoruz. Birçok insan da büyük kaplarda salça alıyor. İsraf mı edelim diye düşünceler oluyor. Ona da katılıyorum. Gıda israfı çok üzüldüğümüz bir konu. Evet, evet. Bunların çözümleri var. Yani bir, bunları mesela küplere koyup buzluğa koyabilirsiniz. Dondurmak bir yöntemdir. Onun dışında ufak kaplara koyup her defasında aynı kabı açmazsınız. Üstüne biraz sıvı yağ koyarsınız. Böylelikle havayla temasını engellediğiniz için küflenmeyi engellersiniz gibi önlemleri mutfaklarımızda kullanabiliriz. Zeytinyağıyla koruma yöntemleri tabii, var. Bir de ona tabii. soracağım. Benim i̇şte, arkadaşlarım da yapıyor. Sıvı yağdan kastım o. Zeytinyağı evet. tabii ki kullanılabilir. Böylelikle yağ tabakası salçanın üzerinde olduğu için, havayla temas kestiği için bu oluşumları görmeliyiz. Peki küften arındıramayıp direkt atmamız gereken yiyeceklere hızlıca şöyle bir bakalım isterseniz hocam. Az önce söylediğiniz gibi yumuşak meyve ve sebzeler, çilek, salatalık, domates gibi içerisinde küf işleyebilecek yumuşaklıkta olan meyve ve sebzeler. Yumuşak tüm peynirler, süzmeler, krem peynirler, rendelenmiş, ufalanmış ve dilimlenmiş peynirler. Ekmek ve unlu mamuller, mesela ekmek için de söyleyebilirsiniz küflenmiş ekmekle ilgili. İşte aynı şekilde, o da aynı yumuşak şey. Olduğu Hamur. İçin. Evet, onu da hani köşesini kopartayım gerisini tüketeyim diye bir şey söz konusu değil. Çünkü içeri ilerlemiş olabilir küf. Küf bize ne zarar verir peki? Küf, en korktuğumuz kısmı Clostridium botulinum dediğimiz bir bakteri vardı. Şimdi bu dünyada şimdiye kadar bulunmuş en güçlü zehirdir. Yani bir gramı 1 milyon insanı öldürebilecek kadar güçlü bir zehirdir ve küf de bunların oluşması, bunların sporları dediğimiz ısıyla kaybedemeyeceğimiz oluşumlarının gelişmesi söz konusu olabilir. Şimdi böyle bir riski hiçbirimiz almak istemeyiz. Yok, hiç buradan baktığımızda. Evet. Yani birçok gıdada bu riskle karşı karşıya oluruz. O yüzden zaten işte gıda güvenliği hep konuşmaya çalışıyoruz, ambalajlı gıda konuşmaya çalışıyoruz. Küfün böyle bir
korkutucu yeri var. Öte yandan da biraz önce hindiba örneğini vermiştim. Evet, evet. Küf de bu kadar hafiftir ve bir anda dağılır. Yani siz küfü şöyle elini dahi... küf yaptığınız zaman bile bazen aynen gidebiliyor. Aynen öyle ve o zaman etrafa saçılır. Etraftaki mutfak araç gereçlerine saçılır. Başka bir gıdanın üzerine gelir. O yüzden de hani onları bir şekilde izole ederek atmak gerekiyor. Yani gerçekten düşündüğümüz kadar masum olmadığını aslında ben şu anda. Yani benim de karşılaştığım şeyde lavaşım vardı. Lavaşım üzeri küflenmişti. Şöyle şöyle yaptım gitti aa falan dedim. Ha diyeceksiniz ki bakın biz bu kadar zamandır yedik bir şey olmadı. Yani en çok benim karşılaştığım sorulardan biri bu olur. Şimdi orada iki şey var. Birincisi aldığınız miktar önemli. Yani tabii. Şifa getiren şeylerde de hastalık getiren şeylerde de aldığınız miktar önemli. Ve bu sizin vücudunuzda dolaşıma katılıyor, bir süre birikiyor ve ileride başka kronik rahatsızlıklar olarak ortaya çıkıyor. Ama hiç kimse dönüp dolaşıp da benim o gün yediğim küflü ekmekten veya salçadan demiyor. Tabii ki o yüzden demez. De doğrudan bağlantıyı da pek kurmadığımız için direkt onları suçlamıyoruz ama bunların hepsi risk. Risk olduğunu bilerek yemeye, tüketmeye ona göre devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.